Rabıta çok önemli. Rabıta, rabıta, rabıta. Bir talebe yine bizim bu çarşambadaki medreselerden birinde. İsmini de söylediler de ismini de söylemeyeyim. Siz anlarsınız. Şimdi fitneler büyüdü. Erkek talebe. Yani annesi diyor. Rabıtayı işte yine efendisinden başka bir yere yaptığı anda e, şimdilik intihara kalkmış. Ve e, işte onu ikna etmeye uğraşıyorlar. Bunalıma girdim demiş. E kim dedi sana bunalıma gir? Burada koca müceddit Mahmud Efendi Hazretleri var. Rabıta bana devam edecek demiş. Ne karıştırıyorsunuz? Yani bunlar var ya ya. Filistin Gazze'deki duruma bak. Bir de burada efendiye muhalefeden çarşaflı, salvalı, cübbeli hoca geçinen müsveddelere bak ya. Kadın sordu. Bu hafta sohbet oldu. Kadınlar sohbet. İsmaila'nın merkezindeki, en merkezdeki hocanın. En merkezde. Bütün kızkustanı, kuslarına, ona bağlıyorlar şu anda. Tekamülle. Direkt o canımı, o hocanıma sor. İşte Hasan Efendi rabıta yapabilir Yapabilirsin dedi. Şu anda kesin elimizde bu. Şu bu hafta. Ya Hasan Efendi'ye de iftira ediyorsunuz. Mübarek zat. Demedi mi ki Efendi'ye devam edecek, hiçbir şey değişmeyecek demedi mi ya? Bunu kendiniz yazmadınız mı ya? Ya nasıl bu iftira yapıyorsunuz Hasan Efendi hocamıza ya? Efendi Hazretleri nasıl çizdiniz unuttunuz ya? Siz Efendi Hazretleri hiç bekmem yemediniz ya? La hevle ve la kuvvete illa billah. Bir tane söyle dedi çıktı ya. Daha altı ay evvel. Ya ben Efendi Hazretleri unuttum zaten artık dedi ya. Yazıklar olsun, rezillikler olsun size ya. Allah yardımını çeksin, bereketini alsın <laughs> sizden. Aman, aman, aman. Biz Efendi Hazretleri'nin müceddikliği dönemindeyiz. Tecrit sahasındayız, tecrit alanındayız. Bütün medreselerimiz onunla yaşıyor. Agit Tokat'a, Agit Sivas'a her yer çarşaf dolmuş. Kapı kapı gezmiş, yalvarmış, yakarmış, uyumamış, yememiş, içmemiş. Bütün milletin kadınlarına medreseler açtırmış, çarşaflar giydirmiş. Yani bildiğin gibi bir müceddit değil ya. Böyle bir şey yok. Onun için kıymetini bilelim. Onun rabıtasına devam ederek tarikat ehli için konuşuyorum. Tarikat ehli olmayan rabıta bilmiyor. Ona da rabıta öğretebiliriz. Nasıl öğretebiliriz? E, Salavat-ı Şerif'i okusun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Yeşil kubbeyi düşünsün. Muhace'yi düşünsün. Kabri Şerif'i düşünsün. Resulullah Efendimiz orada oturuyor. Ben de önünde oturuyorum diye düşünsün. Rabıta budur. İlla tarikat dersi almanı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta. Her Müslüman yapabilir. Öyle değil mi? Eee? Ne var yani? Zikrederken gaflet etmemek için bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayım. Şahin Akşim Hazretleri'nin huzurundayım. Mahmud Efendi Hazretlerimizden yan yana oturuyorum gibi. Bu mülahazayla tabii bunun kısacası bu. Kısacası bu. Bunu kitabını yazdık ama 500 sayfayı özetledim işte size bir dakikada. Onun için insan huzurlu olacak ya. İnsan gafil olmayacak ya. İnşallahı rahman bu e, Efendi Hazretlerimizin yolu yürüyecek, himmeti devam edecek, Vekilleriyle yürüyecek, medreseleriyle yürüyecek, kız erkek medreseleriyle yürüyecek. Nihayet gelecek, Hazreti Mehdi'ye onun rabıtasına devam edenlerden ordu yetişecek. Kesin söylüyorum. Ve İstanbul'dan 300 bin hadis-i şerif zaten var. Hazreti Mehdi'ye Armagedon'da, e, Melhame-i Kübra'da yardım kuvvetleri giden de, işte bu merkezde, bu Mahmud Efendi Hazretlerimizin medreseleri, merkezi burası. Ama kim rabutayı devam ettiriyorsa, isterse dağ başında olsun, merkez odur. Kim rabutayı bozdursuyorsa, istersem İsmail Han'ın merkezinde olsun, ora haraptır, ora virandır. Oradan efendinin eli çekilmiştir. Buna şüphe yoktur. Yemin ediyorum size ya. Ya millet bunalıma girdi, intihara kalkanlar geliyor ya. Yapmayın bunu ya, yapmayın bunu ya. Daha bu hafta yapabilirsiniz diyorsun ya. Efendiye iftira, Hasan Efendi hocamıza iftira. Allah iftiralardan muhafaza etsin. Onları da ıslah eylesin. Hidayet eylesin.